Evet gençler merhaba. Simedyan noktasını anlattığımız videoların dördüncüsündeyiz. Üçüncü videoda iki tane teorem vermek istediğimi söylemiştim ama tahtada olmuştu hatırlarsanız. O vereceğim teoremle fazlasını da bu videoda vereceğim. Evet, geçen ders ne yapmıştık? Simedyanın kestiği kenara hangi oranda kestiğini bulmuştuk. Hatta yan kenarlar oranının karesiydi. Şimdi de simedyan noktasının üzerinde bulunduğu simedyanı hangi oranda böldüğünü bulacağız. Yani şöyle diyeyim, problem çok ciddi bir teorem ama bu sonucu söylemeyeyim, heyecanlı olsun diye problem olarak sunuyorum. Bir üçgende simetriyen noktası simetriyenlere hangi oranda böyle? Hangi oranda döner? Yani aslında bir de şunu da söylemek istiyorum. Bakın yani liselerde anlatılmayan şeyleri anlatıyoruz ama tamamını liselerde anlatılan şeylerle çözüyoruz değil mi? Bunların hepsini aslında yeni nesil soru gibi düşünün. Şimdi evet bir üçgen çizdim. Şu kenar ortaysa, şu kenar ortaysa, simetriyen aşağı yukarı şöyle bir şey olur. Şu simetriyen, şu şurada bir yerde işte. Şöyle diyeyim, ABC, S, burası anlaşanlı simetriyen noktası. Soru da şu, X bölü Y nedir? Eğer bura C, bura B, buranın da tamamı A ise. Birlikte bu problemi çözeceğiz. Normalde burası işte çember merkezi olsaydı iç açıortayı hangi oranda böleri nasıl yapıyorduk? Mesela şuradan iç açıortayı çiziyorduk. İç açıortay teoreminden falan. Veya ağırlık merkezi olsaydı ikiye bir böldüğü nereden bunu çiziyorduk. Meğerler falan. Aynen öyle yapacağız biz de. Mesela burası K ya. Köşeden çıkıp K'dan geçtiği için bu da bir simetriyen değil midir? Geçen derste bir şey öğrenmedik mi? Simetriyen kestiği oranını hangi oranda bölerdi? Yan kenarların karesi oranında. Dolayısıyla bunun tamamı B. Tamam bu burada dursun. Ama yan kenarlar oranında yani C'ye A ya yan kenarlar. Demek ki burası C kare T ise burası A kare T olmaz mı? Yani öyle bir T pozitif reel sayısı için. Değil mi? Burada da W diyelim. Şimdi M'yle üstten şöyle M'yle ama buralar da lazım. O zaman buradaki simetriyen hangi oranda bölmüş? Yan kenarlar C'ye B olduğundan C kare ve B kare oranında bölmüş olmalı. O zaman burası C kare M ise burası B kare M olur. Değil mi? Tamam. Şimdi Mehlaus yapıyorum. Mehlaus teoreminden dolayı. Evet. C kare M bölü C kare M bölü C kare artı B kare M. M'ler sadeleşti. Çarpı A kare bölü C kare. Evet çarpı x bölü y eşittir 1. Bakın c kareler gitti. Ne güzel bir şey kaldı. X bölü y neymiş? C kare artı b kare bölü a kare. C kare artı b kare bölü a kare. Yani hangi oranda bölermiş? Yan kenarların kareleri toplamı bölü karşıdaki kenarın karesi oranında bölermiş. Buna çözüm 1 diyelim. İstersek şöyle bir çözüm de yapılabilirdi. Hem de unutanlara hatırlatalım, bilmeyenlere de görme fırsatı tanıyalım. Bir Fanover teoremi vardı hatırlarsanız. Fanover'in birinci teoremi. Fanover 1. Şöyle bir teoremdi. Bir üçgende üç kesen bir noktada kesişiyorsa aynı köşeden çıkan doğru parçalar hakkında bir teoremdi. Örneğin buraya XY diyelim. Buraya AB diyelim, buraya CD diyelim. Teorem bize şunu söylüyordu. X bölü Y, A bölü B ile C bölü D'nin toplamıdır. Bu Fanover'in birinci teoremini kullanarak da bunu yapabiliriz. Oradan yapalım hadi. Hemen bir tane şeklimizi çizelim. Şu kenar ortaysa şu simetriyen. Şu da bir simetriyen. Bu da bir simetriyen. Ve burası K noktası. A, B, C. Evet, bize x bölü y soruluyor. X bölü y
bu oran artı bu orandır Fanover'in birinci teoremine göre. Buranın tamamı A, buranın tamamı B, buranın tamamı C. O zaman şu simetriyen yan kenarlar oranında böler ya. O zaman burası B kareye A kare oranındadır. Tabii yanına bir N diyelim. Tamam, onlar eder sadeleşecek zaten. Bu simetriyen da kestiği kenar yan kenarların oranında böler. O zaman burası C kare T ise burası A kare T. O zaman Fanover'in teoreminin birinci Fanover teoremi olarak tanıttığımız teoreme göre x bölü y nedir? Bakın b kare bölü a kare artı c kare bölü a kare. Yani b kare artı c kare bölü a kare. Evet. Böyle güzel bir teorem. Peki. Şimdi de izninizle şey yapalım. Simetriyenin uzunluğunu nasıl hesaplarız? Simetriyenin uzunluğunun hesaplanması. Simetriyenin nihayetinde nedir? Bir kesendir. Kenarortay gibi, iç açıortay gibi, yükseklik gibi. Herhangi bir özelliği olmasına da gerek yok. Bir kesenin uzunluğunu neyle hesaplıyorduk? Stewart teoremiyle. Hemen şurada Stewart teoremini hatırlatayım. A, B, C, D diyelim. X de kesenin uzunluğu olsun. Neydi? Kesenin karesi, yan tarafın karesi çarpı çaprazı artı diğer yan tarafın karesi çarpı çaprazı bölü tabanların toplamı eksi tabanların çarpımı. Şimdi bu işlemleri bu rastgele bir kesen için değil de simetriyen için yapacağız. Ve bir şeyler bulacağız. Evet. Şimdi çiziyorum. Şu simetriyen olsun. Simetriyenin uzunluğuna x diyelim. Ya da simetriyenler genelde k ile gösteriliyor ama a'dan indiğini k a ile gösteriyor. Nasıl ki ba, na, ha diyorduk ya. Evet, a, b, c. Evet, bura b, bura c. Burası c kare t ise buranın da b kare t olduğunu biliyoruz. Şimdi Stewart teoremini Stewart'a göre yazıyorum. Stewart teoremine göre şöyle olmalı. KA'nın karesi yan tarafın karesi çarpı çaprazı yani C kare çarpı B kare T artı diğer yan tarafın karesi çarpı çaprazı yani B kare çarpı C kare T bölü tabanların toplamı yani B kare artı C kare T eksi tabanların çarpımı. Yani B kare, C kare, T kare. Güzel bir şey umuyorduk ama çok da güzel çıkmadı gibi. Olsun, biraz sadeleştirelim. Şurada bakın T'ler sadeleşti. O zaman KA'nın karesi ne çıktı? C kare, B kare artı C kare, B kare. Yani 2 tane B kare, C kare. Bölü B kare artı C kare. Eksi B kare, C kare, T kare. Evet. Hiç de hoşluk değiliz değil mi? Hoş bir şey çıkmadı sanıyorsunuz ama bunun sonuçları çok hoş olacak. Mesela bir sonuç. Bakın ilginç bir şey bulacağız. Aslında belki de daha önce bunu bulduk veya bunu bulacağımız şeyleri bulduk ama bazılarımız yorumlayamamış olabilir. Söz gelimi A açısının 90 derece olduğunu farz edelim. Ne oluyor? Niye böyle bir şey farz ettim? Çünkü A açısı 90 ise C kare artı B kare yerine A kare yazma imkanı doğuyor değil mi? O zaman bakalım ne oluyor? KA'nın karesi eşittir. 2 tane B kare C kare bölü B kare artı C kare yerine A kare yazıyorum. Eksi. Bu arada. Eksi B kare C kare T kare. Yalnız şöyle. Burada KA'yı T'den kurtarmalıyız. Değil mi? Şunun tamamı A ya. Bunun tamamı A ya. Çünkü KA'yı ABC cinsinden bulmak istiyorduk. Buradaki T'den kurtulmalıyız. O zaman B kare artı C kare T A olduğundan ben T gördüğüm her yere A bölü B kare artı C kare yazabilirim. O zaman burası bakın A kare bölü B kare artı C kare olur değil mi? Bir hata yapmadıysam.
Evet. B kare artı C kare olur. Yani aslında şöyleymiş K'nın formülü. B kare C kare parantezinde B kare C kare parantezinde 2 eksi A kare bölü B kare artı C kare de denilebilir. Tabanların çarpımı. Tabanların B kare C kare T kare. Evet. T'yi de ha, yok yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Hemen düzeltiyorum. T neydi? T neydi? T şu yazmalık yolunu. T neydi? A bölü B kare artı C kare. Dolayısıyla T kare deyince alt tarafın karesi gelecek. A kare bölü B kare artı C karenin karesi gelecek. Ha şimdi bunu da yerine yazacağız. O zaman bölü. Şimdi B kare C kare A kare bölü alt taraf A karenin karesi oluyor. Yani A kare çarpı A kare. Bak şu A karelerin biri gitti. Geriye ne kaldı? K'a kare. K'nın karesi. B kare C kare bölü A kare. Buradan ne çıktı? K'a eşittir BC bölü A. Evet. Ne kadar sade bir şey bulduk. Ama bu gösterdiğim şeyin güzelliği sadeliğinde değil. Şurada gençler. Bakın biz A açısını dik kabul ettik. A açısını dik kabul ettik. Peki şimdi şu hipotenüse inen yükseklik nedir diye size sorsam. Daha önce Öklid dersinde de yapmıştık. Bakın üçgen alanı hem B çarpı C bölü 2 hem A çarpı H bölü 2 değil mi? O zaman BC eşittir AH. H ne çıkar bakın? BC bölü A. Peki bir üçgenin yüksekliği söz gelimi 4 ise yükseklikten başka uzunluğu 4 olan bir şey olabilir mi? Olamaz. Hani yükseklik üçgen uzunluğu 4 olan iki kesim olabilir ama yükseklik üçgen başka uzunluğu 3 olan bir şey olamaz. O halde bakın A'ya ait simetrianın boyunu BC bölü A bulduk. Ha, demek ki bak çok önemli. Demek ki dik üçgenlerde hipotenüse inen yükseklik simedyandır. Ve bir şeyi de biliyoruz. Simedyan noktasının simedyanların hepsinin üzerinde olduğunu biliyoruz. Demek ki bir dik üçgende simedyan noktası bu yüksekliğin üzerinde. Hani nerede olduğunu tahtada yer kalmadığı için bir sonraki videoda anlatacağız. Ama hazır yeri gelmişken 3 nolu videoda da size şöyle bir şey göstermiştim hatırlarsanız. Bakın şunlar dik kesişen iki çember olsun diye anlatmıştım. Aslında onlar dik kesmek zorunda değillerdi. Ama ben buradaki lafımı desteklesin diye böyle anlatmıştım. Bakın şuradan bir sağdaki çembere teğet, bir de buradan soldaki çembere teğet çizmiştim. Ondan sonra hatırlarsanız ve bu şeydi. Bu çemberlerin dik kesiştiğini farz edin demiştim. Ve şunun simetriyen olduğunu gösterin diye bir problem sormuştum. Ve bunun simetriyen olduğunu bulmuştuk. Ama dikkat edin bakın. Bunlar dik kesişen çemberler olduğu için şunlar çaptır. Dolayısıyla şurası çapı gören çevre açı olduğundan diktir. Bakın biz bunun simetriyen olduğunu bulmuştuk zaten. Demek ki dik üçgenlerde hipotenüse ait yüksekliğin aslında simetriyen olduğunu o problemden de çıkarabilirdik. Nasıl kendimi tuttum bilmiyorum ama sabrettim. Neyse gelecek ders çok daha güzel şeyler bulacağız. 5. videoda görüşmek üzere.